Saat'ten hepinize selamlar, sevgiler. Bugünkü Kum Saat'imizin konuğu Demet Kılıç. Demet Kılıç Berlin'de yaşıyor ve şu anda Türkiye'de, rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye gitmişti. Biz hemen fırsat bilip Demet'le bir söyleşi yaptık. Türkiye'de durumlar nasıl, insanlar olaylara nasıl bakıyor diye. Evet, Demet'le yaptığımız söyleşiye başlıyoruz. Kum Saati başladı. Bugünkü Kum Saatimizin konuğu Demet Kılıç. Kendisi Berlinli, çok sosyal bir arkadaşımız, Necdet'in kızı. Kendisi İstanbul'dan, Türkiye'de. Şu anda çok sorular geliyor. Türkiye'ye gideceğiz de aşı var mı yok mu, Türkiye nasıl, ne değil falan. Onları da biz hazır Demet'i yakalamışken Instagram sayfasında gördüm dün paylaşımını. Hemen dedim ben de Demet'le bir program yapayım. Demet, öncelikle programımıza hoş geldin. Tevfik abicim, İstanbul'dan Berlin'e selamlar diyorum. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Evet, ara ara fırsat buldukça Instagram ve Facebook üzerinde paylaşımlar yapıyorum. Sen de onlardan birine denk geldin demek ki. Evet. Güzel. Hanımla beraber izledik yani. Selam söyle ona da. Başla. Şimdi Demet, insanlar Türkiye'ye gitmek istiyor. Burada yazıyorlar bazen. Geçmiş olsun diyeyim o zaman. Şimdi şöyle... 4 hafta önce araçla giriş yaptık. Bu soru da çok geliyor. Çünkü uçağa binmeden önce araçla olan kısmını anlatayım. Çünkü birçok vatandaş uçakla korktuğu için, bu COVID hani orada daha çok yoğun olduğu için, yani uçak içinde kalabalıklık, insanlar daha çok araçla gelmeyi tercih ediyorlar. Keza biz de burada İstanbul'da çok sayıda yabancı plakalı araçlar görüyoruz. Demek ki insanlar bu mevsimde de, yani yaz sezonunu beklemeden bu mevsimde de araçla gelenler var. Şimdi araçla geldiğiniz zaman Türkiye'ye gelene kadar hiç kimse sizden COVID testi sormuyor. COVID testiniz güncel olmak zorunda ve 72 saat olmak zorunda eğer araçla geliyorsanız. Bu COVID testlerini de biliyorsunuz Berlin'de ya da Almanya'nın diğer bölgelerinde, artık nereden gelecekseniz, testler yapıyorlar. Bazı muayenehaneler Almanya'da yine ücretsiz olarak bu COVID testlerini yapıyorlar. Biz de bu COVID testimizle birlikte araca bindik ve 3 kişi olarak geldik. Burada Türkiye'de gelirken, işte Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye giriş yaparken aracınızı zorunlu bir dezenfekte ediyorlar aracınızı. Yani biraz o kısım biraz görsellik. Ona bir ücret ödüyorsunuz. Daha sonra sizin COVID testlerinizi orada bir arkadaş bakıyor ve ona göre size onay veriyor ülkeye girip girmemek konusunda. Tabii gelmeden önce bir sistem üzerinden HES kodu oluşturmak zorundasınız. Bu HES kodunu yine uçuş yapacak olanlar için de yine bir HES kodu oluşturmak zorunda ve yine aynı zamanda uçuş yapacak olanlar COVID testi de güncel bir COVID testiyle gelebiliyorlar. PCR test. Yani bu hızlı test, Schnell test dediğimiz kabul olmuyor. Onu söyleyelim. Normal PCR testle gelebiliyorsunuz. Yine 72 saat geçerli olan testlerden mi? Doğrudur. 72 saat olan teste geliyorsunuz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bazen bayramlara, eğer de bayramda gelecek olanlar varsa ya da Almanya'da bir bayram varsa, onu söyleyeyim, Almanya'da bir bayram varsa testleriniz çok kılı kılına yetişiyor, onu söyleyeyim. Yani hemen testler 2-3 saat içerisinde çıkmıyor. Yani ona göre planlamanızı ve uçak biletinizi alın diyorum. Çünkü biz testin sonucu gelir gelmez yola çıktık, anca yetiştik, öyle söyleyeyim size. O dedem de 1 saat arayla yetişti. Onu da yine biz uçakla bindirmiştik. Yani testinizi mutlaka ve mutlaka ona göre ayarlayın ve kaç saat içerisinde çıkacağını mutlaka o kuruma sorun. Yoksa biletiniz de yanar ya da araçla gelecekseniz burada sınıra kadar yetişemeyebilirsiniz. Pardon, gibi, araya giriyorum. Gümrüklerden transit geçtiğiniz için mi size COVID testi sormadılar? Yani biz evet biz buradan zaten transit geçtik. Bir tek Bulgaristan'da biliyorsun bir arama vesaire yapılıyor. Bir de Macaristan'da. Bize herhangi bir arama falan da yapılmadı. COVID testi de sorulmadı. Sadece ve sadece Türkiye'de COVID testi soruldu. Yani Türkiye bu COVID testini istedi. Diğerlerinden zaten bir ara biz geldiğimiz zaman, şu anki güncel durumu bilmiyorum, sürekli değiştiği için takip etmek gerekir ama bazı ülkelerde konaklama yapamıyorsunuz. Transit geçmek zorunluluğu var. Bu da sürekli değiştiği için yola araçla çıkacak olanlar mutlaka bu ülkeleri Ausländer Behörde'den ülkelerin tek tek koşullarını ve şartlarını öğrenerek gelsinler. Çünkü biz dediğim gibi konaklama vesaire yapamadık. Direkt transit geçmek zorundaydık. Bizim dönemimizde yani 4 hafta önce böyleydi. O yüzden sormadı kimse. Kimse de durdurmadı zaten.
Ta ki işte dediğim gibi Türkiye gümrük kapısına gelene kadar. Türkiye'ye hoş geldin. Nelerle karşılaştın şimdi? Biz geldik, bize bir herhangi bir karantina vesaire süreci uygulanmamız gerektiğini kimse söylemedi. Dolayısıyla biz geldikten sonra burada bir karantina süreci yaşamadık. Keza yine şunu biliyorum ki şu anda yurt dışından gelen tanıdıklarım da var Türkiye'ye. Onlar da herhangi bir karantina zorunluluğu yaşamıyorlar. Çünkü HES kodunuz var. Bu HES kodu da normal şartlarda zaten COVID'li olursanız hani kayda geçiyor ya, o yüzden onu güncel tutuyorlar. HES kodu güncel olduğu için. HES kodu nasıl alacaksınız? Yani nasıl alıyorsunuz? Şöyle, eğer ki diyelim ki bir uçak şirketinin biletini alıyorsa, bizim işte bildiğimiz örneği Türk Hava Yolları'ndan uçak bileti aldınız. Zaten Türk Hava Yolları bileti alırken sizi direkt buna yönlendiriyor. Bu linke sizi yönlendiriyor. Orada da formu Almanca, Türkçe ya da İngilizce olarak doldurabiliyorsunuz. Ama hadi ben bilet almadım, normal bir şekilde HES kodu almak istiyorum dersen, zaten Google'e HES kodu oluştur dediğin anda hemen bütün siteler zaten karşına çıkıyor. TC kimlik önemli oluyor, onu söyleyeyim. TC kimlik numarası oluyor. Yine mavi kartlarda da yine o numarayla da giriş yapabiliyorsunuz. Ya da Alman pasaportunuzun numarasıyla giriş yapıp HES kodu oluşturuyorsunuz. Gittiğiniz yerdeki ikamet adresiniz neresi oluyorsa ikamet bildirmek zorundasınız. Ya da otelde kalıyorsanız hangi otelde kalıyorsunuz, hangi tarihleri arasında kalıyorsunuz. Bunları net bir şekilde bildirdikten sonra HES kodunuz size barkod şeklinde geliyor. PDF olarak. Ama o HES kodu size sağlıkla ilgili herhangi bir şeyinizi vermiyor yani. Yalnız sizi tanıtıcı. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Mesela burada işte tam kapanma olmadan önce diyelim ki bir AVM'ye gideceğiz ya da bir bankada herhangi bir ya da bir postanede bir işlem gerçekleştireceğiz. Sizden HES kodunuzu istiyorlar. Dolayısıyla HES kodunuzu çıktı olarak ya da telefonunuza indirerek bu HES kodu her zaman yanınızda bulunsun. Çünkü HES kodu istiyorlar sizden. Bu HES kodunun barkoduyla girdikleri zaman güncel durumunuzu takip edebilmeleri için. Ha, siz herhangi bir COVID sahipseniz o HES kodu girdiklerinde sizin hastalıklı olduğunuzu biliyorlar yani. Aynen öyle. Çünkü bu E-Devlet'le E-Nabız'la bağlı bir sistem sanırım bu HES kodu dedikleri. Dolayısıyla orada eğer sen COVID pozitifsen zaten HES kodundan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o mağazaya zaten sokağa çıkma yasağı var. Ama yani burada ne yazık ki COVID'li oraya da geleceğiz biraz sonra, sokağa çıkma yasağına. Evet, HES kodu mutlaka alınacak ama yani. HES kodu olmadan olmaz. Çünkü bunu sizden Türk Hava Yolları ya da diğer Pegasus vesaire diğer şirketler HES kodunuzu mutlaka sizden isteyecek ve güncel olan 72 saati geçmemiş bir COVID testi isteyecek sizden. Onunla beraber HES kodunuzu işiteceksiniz yani. Aşı olanlar için de geçerli bu arada. Yani aşı olanlar da yine bu HES kodunu getirecekler. Çünkü Türkiye'de şu an aşı olanlar için herhangi bir şey söz konusu değil. Yani hani sizin aşınız var, siz sokağa çıkabilirsiniz vesaire uygulamalarına şu an tabi değiller. Dolayısıyla Almanya'da aşı olan vatandaşlarımız bile HES kodunu mutlaka HES kodu ve güncel bir COVID testi beraberinde getirmek zorunda. Şimdi Türkiye'ye geldiniz, siz Alman vatandaşısınız. Rahat gezebiliyor musunuz? Ya da hem Alman hem Türkseniz ne oluyor? Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir 9 gün önce bu sözüm ona tam kapanma kararı alındı. Ve şimdi şöyle bir şey var. İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında bununla ilgili tam çifte vatandaşlar için, mesela biz çifte vatandaşız, sadece annem Alman vatandaşı. Bununla ilgili tam bir net karar yok. Sadece turistler için, yani dolayısıyla annem sadece Alman vatandaşı olduğu için mavi kartı var. Annem şu anda yani sadece tek vatandaş, yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'de şu anda gezebiliyorlar. İstedikleri gibi istedikleri yere gidebiliyorlar. Zaman zaman polis kontrolüne takılabiliyorlar. Zaten orada da pasaportlarını ya da Alman kimliklerini gösterdikleri zaman, ülkeye giriş tarihlerini gösterdikleri zaman o zaman rahat bir şekilde geçebiliyorlar ve gezebiliyorlar. Fakat ben yabancı uyrukluyum, Türkiye'de yaşıyorum, ben gezebilir miyim? Onlar gezemiyorlar çünkü yabancı uyruklu olup da Türkiye'de eğer ikamet adresiniz bulunuyorsa kesinlikle Türkiye'de siz de şu andaki bu tam kapanma kurallarına uymak zorundasınız. Dolayısıyla sizler de gezemiyorsunuz. Yani illaki özür dilerim, illaki turist olman lazım.
Aynen öyle. Bize geliyorum şimdi. Çifte vatandaşlar ne yapıyor? Ben şimdi benim ikametim Almanya'da. Ben Türkiye'ye belli bir dönem için gelmişim. Atıyorum 6 haftalığına gelmişim. Çifte vatandaşım, hem Alman hem Türk vatandaşıyım. Peki benim durumum ne olacak? Tevfik abicim, biz çok sayıda polis takılmasına denetle. Sesim geldi mi? Pardon. Ha, tamam, denetlemeye kaldınız. Tamam. Biz denetlemeye kaldık ve şimdi bazı polisler şunu söylüyor. Burada herkesin pasaportu yok. Mesela benim sadece Alman kimliğim var ve benim hayatım boyunca hiç pasaportum olmadı. Maalesef polis memurları sadece bu kimliği tanımadıkları için ve ben bu ülkeye bu kimlik kartına giriş yaptım dediğim halde pasaport illa istedikleri için polisin inisiyatifine kalmış durumda. O an size ceza yazıp yazmaması. Tabii bunun itiraz süreçleri vesaire olabilir. Şimdi Fakat şöyle. araya giriyorum. Bir dakika, daha netleştirelim olayı. Görüntü gitti, gelecektir. Duy ha. Şimdi ben bazen Alman kimliği yettiği için pasaporta gerek yok, çıkıyorsunuz. Ama ben Aynen. diyorsunuz ki ben buraya Almanya'da yaşıyorum, turist olarak geldim falan. Ama Türk nüfus kağıdını gösteriyorsun, kabul etmiyor. İlla diyor pasaport olması lazım. Aynen. Tevfik abi, şöyle bir şey. Şimdi biz çifte vatandaşız ya. Biz çifte vatandaş olduğumuz için bizimle ilgili şu andaki hali hazırda alınan kararda çifte vatandaşlarla ilgili bir madde yok. Yani biz bununla ilgili mesela polis merkezlerine gittik, emniyet müdürlüğüne gittik. Mesela polisler ve komiserlere göre diyor ki siz gezebilirsiniz diyor. Bize dediler ki net bir bilgi almak için hükümet konağına gidin dediler. Ben de şimdi ilçenin adını vermeyeyim, bir hükümet konağına gittim. O hükümet konağında bir açık kapı yapmışlar bu vatandaşlar için. İzin belgesi vesaire almak için hükümet konağında açık kapıda oturan memur dedi ki siz gezebilirsiniz, siz bu yasağa tabi değilsiniz dedi. Bize ki bizim elimize bunu yaz olarak verin çünkü biz sürekli bununla ilgili bir denetleme. Denetlemeye kalıyorsun. Aynen, anlatmak zorunda kalıyoruz dedim. Daha sonra biz dedik ki bununla ilgili bize yazı verin. En son dediler ki öyleyse hükümet konağındaki direkt müdürle görüşün dediler. Biz orada müdürle görüştük. Müdür dedi ki hayır dedi siz çıkamazsınız dedi. Burası dedi en son merci, siz dedi çıkamazsınız dedi. Ya dedi ki bir alt kat diyor ki çıkabilirsin, bir üst kat diyor ki çık, diyor ki çıkarsın, komiser diyor çıkarsın, siz diyorsunuz çıkamazsın. Yani Tevfik abicim, maalesef ve maalesef bu arada şöyle bir komisyon masası oluşturmuş. 199 no'lu telefondan çağrı merkezinden, eğer tabii ki de abartısız söylüyorum 50 kere aradım ben orayı. Eğer 199 olur da ulaşırsanız 199'da bu şehir dışı gitmek için yasaklara siz de tabi misiniz değil misiniz öğrenebilirsiniz. 199 no'lu çağrı merkezinden. Mesela Mesela İstanbul'dan başka bir şehre gitmek için mi? aynen, benim mesela dedem rahatsızlandı. Biz çıkıp Kayseri'ye gitmek istedik. Şimdi gidelim mi gitmeyelim, İstanbul'dan çıkana kadar mesela diyelim ki Ankara üzerinden gideceğiz ya. Burada 6 tane denetleme noktası varmış. Orada polisin bilgisine kalmış aslında. Sonra 199 mesela bize dedi ki sizin Türkiye'de bir ikametiniz bulunmamaktadır. Dolayısıyla dedi siz dedi elinizi kolunuzu sallaya sallaya Gidebilir. gezebilirsiniz. Ama yine de dediğim gibi Tevfik abi, olay şu. Bir karar alınmış, tamam mı? Bir karar alınmış. Bunun da 3 gün öncesinden vatandaşa beyan edilmiş. İnan ki ne memur bu haberden bir haber bilmiyor içeriğini, ne vatandaş biliyor. Çünkü şu anda sana keşke böyle şu an imkanım olsa da sana sokakları göstersem. Şu an sokaklar hınca hınç dolu. Herkes bir bahaneyle sokakta. Bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde konuşacağım çok şey var daha. Siz ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz, beğeni tuşuna tıklıyorsunuz ve videomuzun altına yorum yazıyorsunuz.